Bu kızlar aynı günlerde doğdu ama çok farklı hayatlar yaşıyorlar. Fakir bir çift çocuk sahibi olmayı hayal ediyor. Evlat edinmeye ne dersin? Hadi bir bebeği mutlu edelim. Karar verdiler. Çift yetimhaneye geldi. Bu bebek çok şirin. Aile Amanda adlı bir kızı evlat edindi. Nancy yetimhaneyi yalnız bırakmadı. O da bir bebek evlat edindi. Lüks arabalarına bindiler ve gittiler. Sonra fakir bir çift geldi. Steven uzun kağıt aldı ve bir kundak yaptı. Bebek ilk kez yeni evini görüyor. Mutlu aileye bakın. Çok güzelsin. Ve bu doğum lekesi seni özel yapan şey. Şimdi uyku zamanı. Nerede yatacak? Steven nasıl beşik yapacağını buldu. Her türlü yeteneğe sahip. Ebeveynler Amanda'yı beşiğine koydu ve onu bir kundakla örttüler. Bebeğimizin harika bir hayatı olacak. Zengin bebek için en iyi kumaşlara sahibiz. Altın payetler pahalı ve lüks görünüyor. Kundağı dantelle örtelim. Ve bir taçla süsleyelim. Zenginler eve geldi. Nancy bebeğin kundağını açtıktan sonra bir doğum izi buldu. Aa, o ne? Hemen doktoru arıyorum. Doktor hemen geldi. Bebeği muayene etti ve gülmeye başladı. Merak etmeyin, bu sadece bir doğum lekesi. Anne baba rahatladı. Sağlıklı olduğunu biliyordum. Bu kundak çok sade görünüyor. Alo Giovanni, moda eviniz bebeğim için kundak tasarlayabilir mi? Ne? Sadece gece elbisesi mi dikiyorsunuz? Hayır, cevap olarak kabul edemem. Ne isterseniz öderiz. Kurye hemen geldi. Alisa'ya özel bir kundak getirdi. Bebeğim en iyisini hak ediyor. Makyaj süngerinden yumuşak bir heykelcik keselim. Henüz ne olacağını anlamadım. Bu doğru bir tavşan. Tavşan şekli verelim. Mavi gözler ve komik bir yüz çizelim. Kabarık pomponlardan bir kuyruk yapalım. En sevdiği oyuncakları hayatı boyunca hatırlayacak. Amanda kesinlikle kendini eğlendirebilir. Toby ona göstermek için bir kemik getirdi ve onun bir oyuncak olduğunu düşündü. Ondan sonra şiş ve çakıllardan bir tavşan yaptı. Harika bir hayal gücüm var. Büyüyüp sanatçı olacaksın. Hey, gerçek bir oyuncak almanın zamanı geldi. Yeterince para biriktirdik. Yaşasın! Şimdi bebeğin Fluffy adında bir tavşanı var. Dışarıda geçen bir günün ardından oyuncak çabucak kirlendi. Kimin umrunda? Onlar en iyi arkadaşlar. Amanda ve Fluffy uykularında bile ayrılmazlar. Bebek Alisa biraz büyüdü. Şimdi para ve mücevherlerle oynamakla ilgileniyor. Bebeğim biz zenginiz ama oynamak için gerçek bir oyuncağa ihtiyacın var. Merhaba, kuyumcu mu? En kısa zamanda elmas gözlü özel bir ayıya ihtiyacımız var. Alisa yeni pahalı arkadaşı için deli oluyor. Bütün gününü oyun oynayarak geçirebilir. Ve bu parayla yeni ruj alacağım. Amanda büyüyüp sevimli bir genç oldu. Doğum lekemi tanıdınız mı? Kıyafeti üzgün görünüyor. Bu eski taytta delikler var ve kirli. Gri tunik gibi bir üst yapalım. Bu bile yeni değil. Uzun bir kot ceket ısınmasına yardımcı olacaktır. Amanda'nın iki at kuyruğu yaptığı muhteşem sarı saçları var. Çöpte çok faydalı şeyler var. Spor ayakkabı bile buldum. Hepsi yıpranmış ama en azından yalın ayak değilim. Amanda maddi şeyler hakkında endişelenmez. Hobisi en sevdiği bankta şarkı yazmak. Kuşlar şarkılarıyla ona ilham veriyor. Motorun sesi bile bu genç söz yazarının sanat yapmasını engelleyemez. Alisa her şeyin mükemmel olmasını istiyor. Sarı saçlarına en iyi stilistlerinden mükemmel bir saç kesimi yapalım. Pahalı dantelden cırt cırtlı bir etek yapalım. Daha fazla altına ihtiyacımız var. Asimetrik kollu ve özel dekorlu ışıltılı bir üst, paparaziler onu fotoğrafını çektiğinde ışıl ışıl olacak. Belinde ve boynunda ışıltılı elmaslar var ve bacaklarında altın çizmeler var. Ne kadar çok aksesuar o kadar iyi. Alisa her zaman magazin haberlerinde. Şöhret tüm ödül törenlerinde ve partilere kapıyı açar.
Alisa fotoğrafçılara poz veriyor ve röportaj veriyor. Hayranlar onu seviyor ama güvenlik onları yıldızdan uzak tutuyor. Bütün bu ilgiden bıktım. Güvenlik görevlisi hemen Alisa'yı aldı ve herkesin dikkatinden kaçacağı en iyi otele götürdü. Buruşuk bir alüminyum kutusunun üstünü keselim ve kapılar yapalım. Bir kutu kapağı üst kısım görevi görecek. Şişlerden yapılmış sabit bacaklar bunu kaldıracak. Pipet bacağı olacak. Kolları takalım ve siyaha boyayalım. Göbekli soba çok işe yaradı. Amanda biraz yakacak odun topladı ve yemek yapmaya başladı. Yine de yemek böyle daha lezzetli olacak. Ve işte Rose. Yaşlandı ama yine de güzel. Yakında yiyeceğiz anne. Aa, ben zaten acıktım. Çorba hazır. Al anne. Teşekkürler tatlım, çok lezzetli. Boş bir kutuya elyaf koyalım. Üzerini saten kumaşla örtelim. Duvarlar parıltıyla parlıyor. Pipetlerden köşe destekleri yapalım. Altın kartondan bir kapak olacak. Üst kısım takılı. Sadece kanopiyi tülle örtmemiz gerekiyor. Dantelli bir şerit ekleyelim. Böyle bir altın kordon takalım. Her yerde açan çiçek tomurcukları var. Ve ortada bir kolye var. VIP için muhteşem bir savaş arabası hazır. Alisa dairesinde sıkıldı. Yeni Lalilu videosu nerede? Aa, az önce yüklenmiş. İlk ben izleyeceğim. Her şeyi önce ben yaparım. Lady Alisa, partiniz için hazırlanma zamanı. Aa, yine partiler. Dinlenmekle meşgulüm. Ama hanımefendi, Fransız Büyükelçisi tüm özel konuklarını bizzat davet etti. Aa, içimden gitmek gelmiyor. Belki eski günlerdeki gibi beni taşıyabilirsin. Böyle bir ücret karşılığında zengin şımarık müşteriler için neler yapılmaz. Güvenlik görevlileri kraliyet arabasını getiriyor. İşte bundan bahsediyorum. Alisa tırmandı ve şimdi asil bir yürüyüşe çıkabilir. Uzun bir yolculuk olacak. Güvenlik görevlileri yorgun ve içlerinden biri tökezledi. Hey, yürüyüşüne dikkat et. Yıldızı neredeyse düşürüyordun. Üzgünüm, bir daha olmayacak. Ama neyse, yürümek daha kolay. Bu eski havlu tamamen yıpranmış. İplikleri dışarı çıkıyor. Ama yamalar eklerseniz havalı bir battaniyeye dönüşebilir. Maskeleme bandından yapılmış bir yastık kılıfı yünle dolu. Birkaç delik var ama yine de yumuşak. Amanda zaten karanlıkken eve geldi. Rose uyuyordu. Benim de kestirme vaktim geldi. Annesinin battaniyesini düzeltti. Şimdi sadece bir yatak eklemem gerekiyor. Uyumak çok güzel. Ama hava soğuk. Bu yüzden ısınmak için kıvrılıyor. Rose uyandı ve kızını battaniyesiyle örttü. Uyandıktan sonra Amanda annesi için daha sıcak bir battaniye bulmaya karar verdi. İşte battaniye. İyi. Ve bu ne? Uygun bir yastık. Bu benim şanslı günüm. Amanda eve koştu. Şimdi bütün aile sıcak olacak. Raketi altına boyayalım. Swarovski kristalleri yapay elmaslarla süsleyelim. Sim ekleyelim. Spor büyük bir yatırımdır. Ahşap destekleri kil bloklara takalım. Onları boyayalım ve bir ağ çekelim. Muhteşem bir VIP kortu hazır. Alisa'nın hobisi tenis. Arkadaşı hasta olduğu için mahkeme boş. Ancak bir güvenlik görevlisi her zaman onun yerini almaya hazır. Güvenlik görevlisi raketle nasıl oynanacağını biliyor. Servis, vur, servis. Yakaladım. Tenis zor bir spor. Ve Alisa çabuk yoruldu. Burada para bile yardımcı olamaz. Ama alnımı silmeme yardımcı olabilir. Aa, çok sıcak. Parayı havlu olarak kullanalım. Çok param var. Diş fırçası kırık mı? Endişelenmeyin. Bu plastik kutuda kullanışlı olacak. Boşaltalım. Kolu keselim. Banjoya yapıştıralım ve beyaz akrilik boya sürelim. Kenarları sarıya boyayalım. Kristal gümüş boncuklar nataları ayarlayacak. Tel parçaları çerçeveyi yanlardan destekliyor. İpleri çekelim. Bu banjo kalabalığı çılgına çevirecek. Ana hatlar boyunca bir fincan keselim. Kenarı şekillendirelim. Havalı görünüyor.
Bir kurdeleyle süsleyelim. Bir fırçayla vurgulayalım ve zımpara kağıdıyla bazı kaba yamaları ekleyelim. Biraz para kazanmaya başlıyor. Amanda müzik çalarak geçimini sağlıyor. Aha. İlk defa böyle büyük bir sokakta çalacağım. Amanda'nın hazırlanması gerekiyor. İşte ilk dinleyicisi. İnsanlar yeni şarkısını beğendi. Paralar havada uçuşuyor ama en önemli şey seyircinin ilgisini canlı tutmak. Alisa şarkıcıyı görmezden gelemezdi. Vay canına, o çok iyi. Şu para yığınına bakın. Kim bu cömert hanımefendi? Teşekkürler hanımefendi. Olamaz, aynaya bakıyormuşum gibi. Doğum lekemiz aynı. Bu tesadüf değil, biz kardeş olmalıyız. İnanması güç ama doğumda ayrılan ikizler Lalitown'un işlek caddelerinde birbirlerini bulmayı başardılar. Elisa'nın bir kız kardeşi var. Amanda daha mutlu olamazdı. Ama kızlar bir şeylerin peşinde. Ya kız kardeşler hayatları değiştirirse? Johnny, şimdi Amanda'yı koruman gerekiyor. Okay. Ona yardım et. Bu çok garip. Amanda yıpranmış çantasını kız kardeşine veriyor. Yeni hayatına merhaba de. İyi şanslar abla. Bye. Elisa muhteşem bir kıyafet giyiyor. Ama Amanda gibi davranmak için daha sıradan bir görünüme ihtiyacı olacak. Tulumlar için ana hatlar çizelim ve parçalar yapalım. Dikelim ve içine dışına sağa doğru çevirelim. Ayaklarım üşüyor. Al bu çizmeleri. Eski ama rahatlar. Parlak bir kumaştan yapılmış bir şal saçı sabitleyecek. Bu rujdan ve tüm eski makyajlardan kurtulalım. Kuru pasteller kıyafeti kirli gösterebilir. Bu kıyafet bayağı eski. Elisa çöp kutusunun yakınında yaşamaya başladı. Bir kutunun üzerine yattı ve yeni rolüne alışmaya çalıştı. Sanırım iyiyim. Yüzlerce insan geçiyor ama kimse onu umursamıyor. Bu çok garip. Kimse beni tanımıyor. Hayranlardan ve paparazilerden çok sıkıldım. Özgürlük böyle mi hissettiriyor? Koruma, Amanda'yı Elisa'nın muhteşem dairesine götürdü. Dinlenin, sizi yalnız bırakacağım. Aman Allah'ım, peri masalı gibi. Hanımefendi, her şey yolunda mı? Bundan daha iyisi olamaz. Tazelenme zamanı. Saçımı nerede şekillendirebilirim? Muhtemelen bu masada. Harika. Biraz makyaj. Ne giysem? İnanamıyorum. Çok fazla kıyafet var. Ve birçok marka. Bu uyuyor. Pahalı ama hiç sıkıcı değil. Kürk mantomu giyeceğim. Bu cüzdanlar bir servete mal oldu. Bunu seçeceğim. Şimdiden beğendim. Birkaç plastik kase jacuzziye dönüşebilir. Bunlardan birine işaret ekleyelim. Silikon tabancasıyla delikleri açtık. İkinci kaseden bir silikon tüp çekelim. İkisini de yapıştıralım. Jacuzzi için en iyi dekor yapı elmas şerit. Çok güzel. Küçük bir merdiven yapalım. Altın adımlar tam bir rahatlamaya yol açar. Baloncuklar çok güzel hissettiriyor. Amanda her zaman bir jacuzzi denemek istedi. Bunun için aşırı para ödedi. Vay canına. Baloncuklar gıdıklıyor. Amazing. Aa ne? Işıklar. Bu çok havalı. Her hafta buraya geleceğim. Bir pipeti keselim ve köpük kauçuk üzerine sabitleyelim. Teli şekillendirelim. Bir tutamaç ekleyelim ve hazır. Şişeyi boyayla dolduralım. Ev boyacısı seti bile bitti. Aa, her şey çok kötü görünüyor. Yatak kaya gibi sağlam. Şilte nerede? Duvarlar eski ve karanlık. Bu yeri kendim baştan yapmaya çalışacağım. Aa, mobilyaları taşımam gerekiyor. O gerçekten çok çalışkan değil. Silindirle birkaç hareket onu yordu. Neden bu tadilata başladım? Bir fikrim var. Bir resim yapacağım. Bu bir başyapıt. Çok denedi. Boya lekelerini bir karton parçasıyla örtelim. İyi ki tavanla başlamamışım. İki renkli likralı kumaştan bir dalış elbisesi yapalım.
İki yarım yapalım. Hazır. Amanda, al deni. Thank you. Bana uyuyor ama çok dar. Dünyalılar, ben barış için geldim. Aptal olma. Bu sadece bir dalış maskesi. Bir kanat için bu plastik kapağa ihtiyacımız olacak. Bu şekilde örtelim. Plastik damlalıkları boşaltalım. Oksijen tankları sızıntı yapmamalı. Bir şeyler eksik. Tabii ki. Paletler. Plastik bir dosyadan bize doğru yüzüyorlar. Tut. Bu en son model. Sınırlı sayıda. Ekipman karada çok ağır ama suda çok hafif. Görünüşe göre onun elementi. Sadece bir okyanus jacuzzi'den daha iyidir. Bu oksijen tankları uzun süre dayanıyor. Ve doğru dalış maskesiyle su altı dünyasının güzelliğini görebilirsiniz. Hemen de çok heyecanlı. Bir fikrim var. Geri geleceğim. Bekle beni. Nereye gidiyor? Bir cihaz yapmak için Lego parçalarını birleştirelim. GoPro'ya benziyor. İşte uzun kol. Plastik bir yarım küre keselim. Üzerine bir şerit ekleyelim. Bir kamera takalım. Su geçirmez GoPro suyun derinliklerinde bile harika fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Amanda su altı canlılarının yaşamını filme alıyor. Çok iyi kareler var. Birlikte bir selfie çekelim. Aa, hayır. Şarjı azalıyor. Neyse ki her şeyi çekmeyi başardım. Kamıştan bir olta yapalım. Kenarları kıralım. Sonuna bir kanca ekleyelim. Balıkçılıkta iyi şanslar. Elisa bir göletin yanında dinleniyordu. Ama acıktı. Tam üstüne denk geldi. Balık suda yüzmeye başladı. Nasıl yakalayabilir? Elisa bir olta yapmaya karar verdi. Bu kamış işe yarayacak. Bu el yapımı olta gerçeği kadar güzel görünüyor. Ama Elisa oltasını atar atmaz pantolonu yakaladı. İkinci deneme daha başarılı oldu. Balığı yakaladım. Çok tatlı. Bunun için kötü hissediyorum. Gitmesine izin vereceğim. Midem bomboş ama kendimi iyi hissediyorum. Bir soda kutusunun bir kısmını keselim. Kurumla kaplı. Ama işe yarayacak. Bir hap ambalajdan birkaç parça keselim. Metal gibi görünmesi için kaseleri boyayalım. Herkesi beslemek yeterli olacak. Elisa dışarıda öğle yemeği pişiriyor. Bir tencereyi sobaya sürüklüyor. Ateşi yakacağım. Sıcak olması gerekiyor. Aa, ne güzel. Bir kuru çorbadan arta kalanlara su ekleyeceğim. İnşallah yenir. Çok güzel kokuyor. Bu hanımlar bana mı koşuyor? Amanda, seni özledik. Ben değilim, o değilim. Üzgünüm. Ben Amanda'nın ikiz kardeşiyim, Elisa. Tamam, masaya gel. Herkese yetecek kadar çorba var. Hostes her konuğa bir porsiyon veriyor. Öğle yemeğinde Elisa kız kardeşini kaybetmesiyle ilgili inanılmaz hikayeyi anlatıyor. İstediğin gibi yaşayabilirsin. En önemli şey cüzdanın değil, kalbinin içindekidir. Elisa sonunda gerçek arkadaşlığın ne demek olduğunu anlamaya başladı. Mantardan bir damga yapalım. Damgaya kalp şekli verelim. Güzel. Bir sürü sevimli davet mektubu yaptık. Bu yardım balosu tüm iyi kalpleri bir araya getirecek. Elisa fakir olmanın nasıl bir şey olduğunu keşfetti. Bir yardım etkinliği düzenlemeye karar verdi. Hatta bir afiş ve davetiyeler bile hazırladı. Parkta herkes onları fark edecek. Seni bir yardım balosuna davet ediyorum. Okay. Aniden büyük bir rüzgar esti ve tüm kağıtlar uçup gitti. Lalitan'daki herkes olayı öğrendi. Hanımefendi, bu zevki neye borçluyum? Bir kahve alır mısınız? Bu sefer ne yapıyoruz? Müşterimiz zevki biraz farklı. Hadi ölçü alalım. Parametreler uyuşmuyor. Ben Elisa değilim, onun kız kardeşiyim. Alisa kalıpları yapmaya gitti. Hemen de karar veremiyor. Bir seçim yaptın mı? Her şey çok güzel görünüyor. Bana güven. Koruma bir sürü dergileri okudu. Artık moda hakkında her şeyi biliyorsun.
Lütfen bana yardım et. Aa, o kadar çok kumaş var ki. Bir vücut geliştiriciyi bile bayıltabilir. Tasarımcı kumaşları gösterdi. Evet, Alisa haklı çıktı. Seçimi mükemmel. Johnny bile onun görünüşünü beğendi. Teşekkürler. Sen gerçek bir profesyonelsin. Tasarımcı cömert bir ödeme aldı. O da boş. Toplantıyı sadece Johnny bekliyor. Alisa Hanım. Aa Johnny, sana bu kadar saygısız davrandığım için üzgünüm. Yoksulluk içinde yaşamak sadece özgürlük değil. Aslında gerçekten zor. Anladığınıza sevindim. Sizin tuhaflıklarınızı özledim. İşte kıyafetiniz. Biraz zaman alacak. Üzerimi değiştireceğim. Her türlü kıyafetin içinde güzel görünüyorsunuz. Ve işte Amanda. Seni gördüğüme sevindim kardeşim. Hazır mısın? Misafirlere merhaba deyin. Yardım etkinliğimize başlıyoruz. Size bir sürprizimiz var. Süperstar Layla Jones sizin için şarkı söyleyecek. İyi akşamlar. Bugün kız kardeşlerin ilk tanıştığı zamanlarda çalan bir şarkıyı seslendireceğim. Amanda yazdı. Hadi onu bir alkışla neşelendirelim. Çok dokunaklı. Herkes ağlamaya başladı. Layla'nın sesi herkesin kalbine dokundu. Kız kardeşler birbirlerine her zaman birlikte olacaklarına söz verdiler. Akşam bir başarıydı ve aynı zamanda ihtiyacı olan insanlara yardım ettiler. Chelsea ile tanışın. Onun hiç parası yok. Ve saçları karmakarışık. Ve eski tişörtü tamamen yıpranmış. Eteği aşırı eski. İplik ve kumaştan küçük bir fiyonk yapalım. Mantardan sandalet giyiyor ve kol çantası yerine sırt çantası takıyor. Chelsea yepyeni bir elbise alamaz. Chelsea bugün sokak müzisyenlerinin ve çeşmenin tadını çıkarıyor. Sonra pamuk şeker gördü. Aa, keşke deneyebilseydim. Bu kız Chelsea'ye kendi pamuk şekerini vermeye karar verdi. Chelsea çadırına geri döndü. Burada oynarken her zaman çok eğleniyor. Lezzetli ama ben tokum. Gerisini ne yapacağım? Buldum. Pamuk şekeri oyuncak ayıya çevirdi. Ne harika bir oyuncak. Goldie görünüşünü değiştiriyor. Pembe saçları harika görünüyor. Şık bir eteği ve kristal kemerli bir Louis Vuitton üstü var. Pullu kollu bu ceket çok moda. Dantelli çoraplar ve güzel ayakkabılar giyiyor. Goldie istediği her şeyi alabilir. Bu küçük prenses babasıyla birlikte yaşıyor. Ona her şeyi veriyor. Hediyeler de mi? Elbette. Babam her zaman çalışıyor. Böylece ona istediği her şeyi alabilir. Sıkıldım. Altın midillime mi binsem? Sıkıcı. Burada ne var? Aa, bu taç gerçek bir prensese yakışır. Bunu saklayacağım. Buna yakışıyor mu? Her şey yakışıyor. Çok şanslıyım. Baba, benimle oyna. Baba. Buraya gel tatlım. İşte sana bir sürpriz. Vay baba. Sen en iyisisin. Saf altın. Herkes çok kıskanacak. Babası çalışmaya devam ederken Popit'le oynadı. Bir ev çizelim. Bir küp oluşturalım. Bütün bu küçük kutular kalenin duvarlarının bir parçası. Hayasları, merdivenleri, bacası ve pencereleri var. Bu karton ev taş kadar sağlam değil. Ama Chelsea buna bayılacak. Chelsea eve birkaç karton kutu getirdi. Hayalimdeki evi inşa etmek için ihtiyacım olan her şeye sahibim. Yaşasın! Bugün inşa etmeye başlayacağım. Bir ev inşa etmek zor.
ama harika bir iş çıkarıyor. Şimdi onun evi bitti. Şimdi oynayabilir. Bak, artık kendi evin var. Eve taşınma partine gelebilir miyim? Merdivenlerden çıkıyor. Bu küçük yer evcilik oynamak için mükemmel. Islak mendili kurulayalım. Yüzü ölçelim ve kesim yapalım. Goldie bir hazine sandığında biraz para buldu. Maskeyi onlarla örtelim. Kenarlarında altın bir zincir var. Bu süslü maskenin kraliyet paketine ihtiyacı var. Goldie yatmadan önce çok fazla abur cubur yedi. Yüzüne pizza koymak sivilce çıkmasına neden oldu. Aa, yüzümde ne var? Hizmetçisi koşarak geldi. Aa, Goldie Hanım, bana bakma. Babası onun için çok üzülüyor. Çabuk, bir VIP maskesine ihtiyacımız var. Bu kesinlikle işe yaramadı. Baba ve hizmetçi nefeslerini tutuyor. Vay canına, elmas maskesi işe yaradı. Ne büyük bir rahatlama. Köy kedisinin kalesinin resimlerine ihtiyacımız var. Kuleleri arka plandan ayıralım. Bir kale inşa edelim. Bir strafor taban kuralım. Baba kızını gerçekten seviyor. Ona süper pahalı hediyeler veriyor. Sürekli Disneyland'e gitmek çok yorucu. Tatlım, buradayız. Bana elini ver. Sana yardım edeceğim. Dikkatli ol. Şimdi göz bağını çıkaralım. İşte, baba Goldie'ye küçük bir kale verdi. Mümkün değil. Bu benim için mi? Kesinlikle öyle. İstersen burada yaşayabilirsin. Seni bekliyorlar. Goldie içeri girdi. Vay canına, prensesler. Gözlerime inanamıyorum. Hayal mi kuruyorum? Rapunzel ve Ariel. İşte kuyruğu. Ve işte Jasmine ve sihirli halı. Hadi bir canlı yayın yapalım. Takipçilerim buna bayılacak. Hey millet. En iyi prenseslerimizle Disney şatosundayım. Bir altın kurdele alalım ve beyaz bir kurdeleyi onunla örtelim. Üzerinde bayan lüks yazıyor. Çok güzel. Bu taç ve kuşak kazanana gidecek. Bu kim olacak? Monica bebeğim, kızımın harika görünmesi gerekiyor. Monica kıyafetleri seçmeye başladı. Ama Goldie tam olarak neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Ve pahalı. Bana o peruğu göster. Ve bu parlak kumaşı. Mükemmel seçim. Denemeye hazır mısın? Hı hı. Babam ve Monica görmek için sabırsızlanıyor. Wow. Baba Monica'ya cömertçe ödeme yapıyor. Hadi kazanalım. Kasabanın en zengin çocukları Mix Luxury yarışmasında. Bayanlar, baylar. Başlayalım. İlk yarışmacımızla tanışın. Bir punk rockçı sahneye çıkıyor. Ah, o spor ayakkabılar. Çok kötü. Sıradaki altın bir çocuk geliyor. Hayır, gümüş bir zincir takıyor. Yeterince altının yok. Ve şimdi prensesimiz sahneye çıkıyor. Goldie altın ve parayla kaplı. İşte kazananımız. Bu benim kızım. Benim küçük prensesim. Tacı alıyor. Ve herkes alkışlıyor. Bir göz farı paletini temizleyelim. Bir mumluk yapalım. Siyaha ve bronzla boyayalım. Küçük bir mum yapmak için bir mumu eritelim. Evdeyim. Aç mısın? Otur, seni besleyeceğim. Böylece büyüyüp güçleneceksin.
Chelsea yemeğini yedi. Sonra ödevini yapmak için kitaplarını ve notlarını aldı. Aa, hayır, elektrikler gitti. Ben ne yapacağım? Ödevimi bitirmedim. Anne bir mum getirdi. Artık bitirebilir. Yaşasın. Başardım. Sadece çantamı hazırlamam gerekiyor. Ve uyumam. Tekerlekleri bir Lego parçasına yapıştıralım. Tahta çubuklardan bir sap yapalım. Beyaza boyayalım. Paspas yapmak için nakış ipliği ve pipet kullanalım. Şimdi sünger için bir kap alalım. Mikrofiber çok emicidir. Bu, büyük pislikleri temizlemek için mükemmel bir set. Chelsea spor salonunda. Ama burada kimse yok, sadece görevli var. Ders çoktan bitti mi? Evet, herkes gitti. Ne dağınıklık. Umarım zamanla hepsini temizleyebilirim. Yardım ister misin? Bu harika olur. Chelsea odanın bir tarafını temizlerken görevli diğer tarafını temizledi. O nerede? Sıkıldım. Aa, arabaya binebilirim. Yaşasın. Bu eğlenceli. Aa, gerçekten bana yardım ettin. İşte sana dondurma. İnsanlara yardım etmek güzel.